have a timeout. Decide not to use it. Curry, way downtown. Bang! Bang! Oh, what a shot from Curry! You don't like that? You don't like NBA basketball? Merhaba sevgili Pick & Pot izleyicileri, Uykuluğun 7. bölümüne hoş geldiniz. Bugün 30 Aralık 2021. Yılbaşına bir gün var. Aynı zamanda bugün ne gün? Kralın doğum günü. Birazcık kralı kutlayalım. Evet, İnan Özdemir'in bu kalbimizi bırakalım bu videoya diyerek retweetlediği videoyla bir başlayalım isterseniz. Yani LeBron'un Cavs yılları zaten inanılmazdı atletizm açısından. Jason Terry yaptığı smaç feci bir şeydi bu. Bunlar hepsi feci. Bielitsa'yı mahvetti. Tim Duncan'ı mahvetti. Yani bu daha geçen sezon Lakers'a yaptığı bir şey. Lateral Sprewell'e Primoz Brezec'e smaç vurmuş bir adam yani. Hala ortada. Hala oynuyor. Acayip oynuyor hem de. Hala kafası çember seviyesinde. Yani bu smaç John Lucas'ın üzerinden vurduğu da geçti oradan bir yandan. Ya o kadar çok şey var ki LeBron'la ilgili söylenecek. Hani bu video bile çok bir başlı başına özetlemeye yetmez yani. Yani acayip bir atletizm, acayip bir güç. Onun yanında acayip bir zeka. Ve yıllar geçtikçe bir olgunlaşma. Neyin doğru basketbol olduğunu daha iyi öğrenme. Şu pas nedir abi? Yani bu acayip bir şey. Evet yani işte game winner'lar bilmem neler. Toronto maçı, LeBronto maçı. Cedi Osman'la kucaklaşması, Hidon'un üzerinden attığı game winner. Yine Cedi Osman. Evet Türklerle çok yakın olan bir isim zaten. Kral. Doğum günü kutlu olsun kral. Yani gidince de özleyeceğiz ya LeBron'u. Çok net bir şekilde özleyeceğiz. Evet, Kirk Goldsberry'nin güzel bir tweet'i olmuş. Efficiency landscape, yani verimlilik alanı diyelim. Savunmada en kötü gözüken Rockets'ı biliyoruz zaten Silas'ın yaptıklarından dolayı. Şurada yani pozitif hem offensive hem defensive rating'de son 15 maçta Memphis ve Cleveland'ı görmek çok acayip bir şey. Bu benim uzun zamandır en sevdiğim NBA Twitter accountlarından biri. Did Steven Adams have a good game? Steven Adams iyi bir maç oynadı mı? diye soruyorlar. Genelde de evet diyor. Adams ve Valanciunas'ı aynı takımı almış All-Star'da. Mükemmel, mükemmel bir hareket. Yani çok troll bir account. Tavsiye ederim. Evet, Miles Turner Darth Vader olarak geliyor maça. Yanındaki şeyler acaba Stormtrooper'lar Brogdon'la Chris Levert mi? Boyları benziyor. Acaba Darth Vader kimi kesmeye geliyor derken ha bir an Sabonis'i göreceğiz zannettim. Değilmiş. Değilmiş. Miles Turner'mış. Evet, bugünün en flash olayı tabii Ben Simmons'la ilgili. Yine Atletik'te çıkan bir haberdi. Ben Simmons'la ilgili işte 20 tane 30 tane oyuncuyla takas olabileceği konuşuluyor. Bu böyle bir liste varmış. Listede olan isimleri sayalım. Damian Lillard, James Harden, Bradley Beal, Jaylen Brown, SGA. Bunların çeyreği etmezsin sen Ben Simmons. Bizim herhalde Kaan attı bunu. Daryl Morey'nin Simmons karşısında kabul edeceği 20-30 oyunculuk listenin kopyası. Kareem Abdul-Jabbar, Shaq, Wilt, KD, Bill Russell. Yani liste hani güçlü bir liste. Yani Daryl Morey şey bir satıcı, ağırdan satmaya çalışıyor ama yani Larry Bird'ü alamayacaksın abi. Bu yaştaki Larry Bird'ü bile alamayabilirsin. Öyle söyleyeyim. StatMuse'dan çok iyi bir tweet. Russ bir triple double daha yaptı diyor Los Angeles Lakers. Sadece şu suratı koymuşlar. Doğum gününde üzmeyin kralı ya. Üzmeyin. Philadelphia Toronto maçında Jackson Frank'in sadece lol diye açıkladığı bir hücum var. Philadelphia hücumu zaten bu kadar durağan normalde de böyle üçlükle bitmesi tabii şans birazcık. Yani bir değil sezon geçiriyor da yani bu da gerçekten saçmalık. Hiçbir hareket yok ya. Hakikaten yani
Herkes bekliyor ne olacak diye. Yani bilmiyorum Philadelphia nereye gidiyor. Evet, Curry'den şey bir açıklama, çok alfa bir açıklama. Tüm hayatım boyunca geride atacağım tüm üçlükler yeni rekor olacak diyor. Bayağı alfa ve sert bir açıklama. Rakiplerine de mesaj veriyor. Bence Curry bu üçlük rekorunu kırdıktan sonra bayağı bir rahatladı. Çünkü NBA tarihinin en iyi üçlükçüsüyüm açıklamasını rekoru kırana kadar yapmamıştım demişti. Sonra da şey dedi. Ben NBA tarihinin en iyi üçlükçüsüyüm dedi. Hani çok rahatladı ve şu anda artık birazcık o hani egosunu da haklı bir ego bu arada. Yani böyle bir şutörsen böyle bir egon olacak. Biraz böyle vermeye başladı. Yani bu yaşında hani yani bu yaşa kadar hep böyle sakin daha şey açıklamalar yapan, makul açıklamalar yapan bir Curry'i izliyorduk ama şu anda hani birazcık daha böyle olgunluk döneminde birazcık masaya vurmaya başladı. Bence haklı da bu arada. Yani bu yani Steph Curry'den çok daha az iş yapan oyuncular hani ego triplerine girebiliyor. Steph Curry bunu hak ediyor abi. Gayet haklı yani. Evet, 2001'de Michael Jordan'ın Charlotte Hornets'a karşı 51 sayısını izleyelim. Yani orta mesafede canavar gibi. Bunu da galiba pick and pot'ta biz attık. Kaan veya Cem'dir. Kaan'dır büyük ihtimalle çünkü Cem Michael Jordan'ı çok sevmiyor. Charlotte'a sonrasında başkanı olacağı takıma, GM olacağı takıma başkan mı GM'di hatırlayamadım. Acayip bir gösteri sunuyor ve orta mesafede şov yapıyor yani hakikaten. MJ'in o son dönemlerini az biraz bile olsa hatırlıyor olmak benim için bir şey yani şeref ve özellikle o All-Star maçı acayip bir şeydi. 2003'teki All-Star maçı yani bu şey Sean Marion'un üzerinden attığı şutla yani bizim jenerasyonu öyle hatırlıyor. Ama yani Washington'daki MJ de gayet bayağı kullanışlı orta mesafeden canavar olan bir oyuncuydu. Evet, bir tane Kobe tweet ile kapatalım. City of Champions yazmış. Bugünün NBA'inde kimse bunu yapamazdı diye. Yani Kobe gerçekten ayak oyunu ve teknik olarak tartışılmaz acayip oyunculardan biriydi. Bence Kyrie Irving ona çok yakın bu açıdan. Yani böyle sihir yaratma açısından çok yakın bence. Ama sanırım Orkun Çolakoğlu yıllar önce bir benzetme yapmıştı. NBA'in Ronaldinho'su Kobe'dir diye. Ronaldinho dünyanın en iyi oyuncusu olarak yani bazen konuşulmuştur tabii de. Yani genelde daha çok hani bir teknisyen olarak yani acayip bir teknik, acayip oyunculuk olarak hani konuşmuştuk. Kobe'nin oyunu da bence Ronaldinho'ya çok benziyor ya. Yani belki sporlarda geldikleri yer olarak, sporlarında geldikleri yer olarak Kobe biraz daha yukarıda olabilir ama oyun tarzları olarak, teknik meziyetleri olarak bence çok benziyorlar. O yüzden bu videoyla kapamak istedim. Uykunun 7. bölümünün sonuna geldik. Çok teşekkürler. İyi uykular.